Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ben Deniz Mustafa Yılmaz, Beykent Üniversitesi İdare Hukuku öğretim üyesi. Bugünkü dersimizde sizlere kamu mallarından ve idarenin mal edinme yöntemlerinden bahsedeceğim. Zira kamu tüzel kişilikleri, idare, üstlenmiş oldukları kamu hizmetlerini yerine getirebilmeleri için nasıl personele ihtiyaç duyuyorlarsa, aynı zamanda taşınır ve taşınmaz mallara da ihtiyaç duyarlar. İdare, taşınır taşınmaz mallar olmadan üstlenmiş olduğu bu kamu hizmetlerini yerine getirebilmesi mümkün değildir. Örneğin bir sağlık hizmeti sunacaksa bunu diyelim hastanede sunması lazım. Hastane için bir bina yapılmasına, hastane binası yapılmasına ihtiyaç vardır. Yapımından o hizmetlerin sunulmasına kadar bütün bunlar da kamu mallarına ihtiyaç duyulur. Mesela diyelim ki hastane yapılacak. O hastanenin yapılabilmesi için bir arazinin, arsanın olması lazım. O arsa kamu malı olabileceği gibi özel mal da olabilir. Eğer kamunun malı ise oraya bir hastane binası inşa edilir. Eğer kişilere ait, şahıslara ait bir mal ise, yani şahıslara ait tapulu mal ise o takdirde oraların mesela kamulaştırılması veya daha değişik yöntemlerle oraların kamu mülkiyetine geçirilmesi gerekir. Hastaneyi yaptıktan sonra içerisinde de alet, edevat, araç gereçlerin olması gerekir. Yani taşınır malların da yine bulunması gerekir. Dolayısıyla arkadaşlar idare üstlenmiş olduğu bu kamu hizmetlerini, bunu yol için öngörebilirsiniz. Öğrenim binaları yani okullar için söz konusu olabilir. Bütün bunlarda idare kamu hizmetlerini yerine getirebilmesi için mutlaka taşınır ve taşınmaz mallara ihtiyaç duyar. Eğer idare bu kamu hizmetlerini kendi malı yani taşınır ve taşınmaz mallar olarak nitelendiriyoruz bunları. Taşınır ve taşınmaz malları kendisine ait ise o takdirde bunu kamu hizmetine tahsis eder ve bu şekilde o kamu hizmeti görülmüş olur. Yok eğer kendisine ait de mesela diyelim ki hastane binası yapacak. Ondan sonra kendisine ait arsa, arazi var. Onu kullanır. Yoksa ne yapar? Kamulaştırma veya biraz sonra anlatacağız. Düzenleme ortaklık payı dediğimiz veya kamulaştırmasız el atma yöntemleriyle de o malı kamu mülkiyetine geçirebilir. Değerli arkadaşlar, kamu malları dediğimiz zaman kamu tüzel kişiliklerine ait olan mallardan bahsederiz. Eğer bir mal kamu tüzel kişiliklerine aitse, devlete aitse veya herhangi bir kamu kurumuna aitse o mal kamu malı olarak nitelendirilir genel olarak. Ancak bazen her ne kadar kamu mülkiyetinde yani kamu tüzel kişiliklerinin mülkiyetinde ise de bazen o kamu hizmetine sunulmamışsa yani orada o kamu hizmetinden değil de idare oradan bir gelir elde etmek amacıyla yararlanıyorsa onu kullanıyorsa, onu kiraya veriyorsa o takdirde o malın statüsü değişebilir. O kamunun özel malı statüsüne geçebilir. Peki niçin bu ayrımı yapıyoruz? Şundan dolayı. Eğer bir mal kamu malı ise ona kamu hukuku, idare hukuku kuralları uygulanır ve idari yargıda davalar görülür. Ama eğer bir mal kamuya ait olmakla birlikte özel mal, kamunun özel malı statüsünde ise o takdirde ona özel hukuk kuralları uygulanır ve borçlar kanunu, borçlar hukuku hükümler çerçevesinde ve uyuşmazlıklar adli yargıda görülür. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim hazineye ait taşınmazlar vardır. Ondan sonra hazine bunları kendisi için kullanabilir. Yol için mesela kullanabilir. Veyahut da mesela diyelim ki herhangi bir kamu tüzel kişiliğine ait diyelim Sağlık Bakanlığı'na ait bir taşınmaz vardır. Ondan sonra
O taşınmaz üzerinde mesela bir takım kamu hizmetlerini icra edebilir. Mesela diyelim hastane yapacak. Hastanede sağlık hizmetini sunacak. Sağlık Bakanlığı'na aitse orada hizmet binasını inşa eder, hastane binasını inşa eder. Oraya bir sürü alet edevat koyarak, satın alarak ondan sonra orada sağlık hizmetlerini sunar. Ama eğer mesela diyelim Sağlık Bakanlığı sağlık kamu hizmeti için değil de mesela bir arazisi var. Onu mesela diyelim ki otopark için birisine kiraya verdi ve oradan gelir elde edecek. Kiraya verdi, kira sözleşmesi yaptı. Bu takdirde burası idarenin, kamunun özel malı statüsüne gelmiş olur. Zira dediğim gibi kamu malı statüsü ile kamunun özel malı statüsü arasında farklılık var. Diyelim ki idare kamu malını kamu hizmeti için kullanacaksa orada kamu hukuku, idare hukuku kuralları uygulanır ve uyuşmazlıklar idari yargıda görülür. Ama mesela kamunun özel malı varsa, yani idare diyelim ki o arsayı, Sağlık Bakanlığı kendisine ait olan arsayı mesela kiraya verdi, oradan gelir elde ediyorsa veya mesela diyelim ki Vakıflar Genel Müdürlüğü diyelim ki bazı işletmeleri kiraya verdi, kira geliri elde ediyor mesela. Diyelim belediyenin iş yerleri, iş hanları var, iş merkezleri var. Bunları mesela belediyeye ait, kamuya ait, kamu tüzel kişiliklerine ait ama gelir elde ediyorlarsa bu takdirde bunlar özel hukuk hükümlerine göre adli yargıda bu tür davalar görülmektedir. Dolayısıyla kamu tüzel kişiliklerine ait olan mallar eğer kamu malıysa kamu hukuku kuralları ve işte idare hukuku kuralları uygulanır ve uyuşmazlıklar idari yargıda görülür. Eğer kamunun elindeki olan mal kamu malı olmakla birlikte özel mal statüsüne getirilmişse, kamunun elindeki özel mal statüsündeyse o takdirde özel hukuk hükümleri uygulanır ve bundan meydana gelecek olan uyuşmazlıklar adli yargıda görülür. Bir de tabii şahıslara ait olan, tamamen şahıslara ait olan özel mallar vardır. Özel mal yani şahısların tapulu, bundan sonra tapu yerine geçecek belgesiyle olan mallar, onlar tamamen özel hukuk kurallarına göre oranda işlemler yapılır. Kamu malı arkadaşlar diyebilmemiz için, bir mala kamu malı diyebilmemiz için kamu tüzel kişisinin mülkiyetinde olması, devletin, idarenin, belediyenin, kamu kurumunun mülkiyetinde olması ve kamu hizmetine tahsis edilmiş olması gerekir. Eğer bir mal kamu tüzel kişisine aitse ve kamu hizmetine tahsis edilmiş ise biz ona kamu malı diyoruz. Biraz önce ifade ettim. Her ne kadar kamu tüzel kişisine ait olmakla birlikte eğer özel kamu hizmetine tahsis edilmediyse mesela dediğimiz gibi gelir elde etmek amacıyla kullanılıyorsa o artık kamunun özel malı statüsündedir. Ona özel hukuk hükümleri uygulanır ve adli yargıda bu tür davalar görülür. Kamu yararına tahsis edilmiş olması doğrudan doğruya olabilir. Mesela yollar, nehirler, mezarlıklar bunlar doğrudan doğruya halkın kullanımına tahsis edilmiştir. Veya dolaylı bir şekilde tahsis edilmiştir hizmet binaları şeklinde. Diyelim ki karakol binaları, kışlalar, metro istasyonları bunlar da dolaylı olarak kamu hizmetine tahsis edilmiş olması anlamına gelmektedir. Kamu malları arkadaşlar tahsis amaçlarına göre çeşitli açılardan sınıflandırılmış. Ondan sonra içeriklerine göre sınıflandırılmış. Efendim taşınır taşınmaz mal olup olmadıklarına göre de yine sınıflandırılmış. Oluşum tarzlarına göre sınıflandırılmış. Şöyle, kamu malları tahsis amaçlarına göre üç gruba ayrılmış. Bir tanesi
sahipsiz mallar, bir diğeri orta malları, bir diğeri de hizmet mallarıdır. Sahipsiz mallar şu: üzerinde mülkiyet kurmaya elverişli olmakla birlikte herhangi bir şekilde şimdiye kadar özel mülkiyet kurulmamışsa, onlar devletin hüküm ve tasarrufu altında olan mallardır. Mesela göl kıyıları, deniz kıyıları, ne bileyim ormanlar, mesela herhangi bir üzerinde mülkiyet kurmaya elverişli mi? Evet, elverişli. Ama şimdiye kadar hiç kimse özel mülkiyet kurulmadıysa, o bilin ki devlete ait sahipsiz mal statüsündedir. Bir diğer grup arkadaşlar orta mallarıdır. Orta malları doğal nitelikleri ve örf adet veya tahsis suretlerine göre kamunun doğrudan kullanılmasına, yararlanmasına açık olan mallardır. Bunları orta mal deriz. Mesela biraz önce söyledim, yollar, köprüler, pazar yerleri, efendim parklar, bahçeler, bunlar doğrudan doğruya orta malı statüsündedir. Meydanlar, bundan sonra yeşil alanlar mesela. Bunlar arkadaşlar doğrudan doğruya doğal nitelikleri gereği veya örf adet tahsis suretlerine göre kamunun doğrudan kullanılmasına veya yararlanmasına açık olan mallardır. Bunlar özel mülkiyete tabi değillerdir. Bunlar kamu mülkiyetine tabidirler, doğal nitelikleri gereği. Bir de arkadaşlar hizmet malları vardır. Bunlar ise kamu tüzel kişiliklerin mülkiyetinde bulunan ve bir kamu hizmetine tahsis edilmiş olan mallar. Biraz önce ifade ettik. Hastane binası nedir? Kamuya ait dedim, Sağlık Bakanlığı'na ait veya eskiden SSK hastaneleri var mesela. SSK'da bir kamu tüzel kişisidir. Ondan sonra ve doğrudan doğruya bir kamu hizmetine tahsis edilmiştir hastane binası. Dolayısıyla bunlara biz hizmet malları deriz. Stadyum mesela, işte sportif faaliyetler için, adliye binaları, belediye binaları, müzeler, kütüphane, sadece o kamu hizmetini yürütmek amacıyla tahsis edilmiş olan, bir kamu hizmetine tahsis edilmiş olan mallardır. Ha diyelim ki hastane binası daha sonradan mesela diyelim ki tahsis amacı değiştirilerek başka bir iş için kullanılabilir. Diyelim ki Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilir. Orada bir okul binası da yine şey yapılabilir. Okul binasına dönüştürüp orada eğitim hizmeti de verilebilir. Maddi içeriklerine göre kamu malları kara, deniz, su ve hava kamu malları olarak gruplara ayrılır. Kara kamu malları kara parçası üzerindeki kamuya ait olan mallardır. Mesela otoyollar, köprüler, kanallar, bunlar arkadaşlar kara üzerinde inşa edilmiş olan, kamuya ait olan mallardır. Deniz kamu malları, denizler üzerinde herhangi bir mülkiyet söz konusu olmamakla birlikte kara sularında devletlerin egemenliği söz konusudur. Ve deniz kamu malları olarak kıyılar, sahil şeritler, kamu malı olarak nitelendirilir. Ya bu daha sonradan mesela diyelim ki orası belli kişilere tahsis edilerek veya kiralanarak, mahiyeti değiştirilip kiralanarak onlar özel kişiler tarafından kullanılması söz konusu olabilir. Ama evvelinde bunlar kamu malı olarak nitelendirilmektedir. Su kamu malları olabilir. İşte yeraltı, yerüstü suları olabilir. Onlar nehirler, dereler, göller. Bunlar arkadaşlar su kamu malı olarak nitelendirilir. Hava kamu malı. Bunlar da arkadaşlar devletin ülkesi üzerinde yer alan atmosfer parçasından oluşuyor. Belli bir mesafeye kadar kişilerin mülkiyetinde olabilir. Mesela diyelim ki bina yapıyorsunuz, diyelim ki 30 katlı bina yapıyorsunuz. Neticede dikey bir yapılaşma söz konusu. Orada diyelim ki kişilerin mülkiyeti söz konusu olabilir. Ama daha çok yükseklere ulaşan hava üzerinde kişilerin mülkiyeti olmaz. Hatta devletlerin bile artık atmosferden sonra mülkiyeti söz konusu değildir mesela. Diyelim ki 120
kilometre içerisinde mesela şeyin diyelim devletlerinde orada uzay çalışması yapabilir. Mesela ne yapıyorlar? Atmosfer içerisinde de yine bir takım uydular mesela fırlatılıyor. Dolayısıyla o diyelim ki o ülke şeyin nedir o hava sahası içerisinde olunca o şey ona mı ait? Uzayda da atmosferde de belli bir yüksekliğin üzerinde olan şeylerde herhangi bir hakimiyet söz konusu değildir. Oradan ortak kullanım söz konusu olabilir. Ama belli bir ölçüde hava sahası vardır. Hava sahasında devletlerin işte mesela çeşitli operasyonlar, uçaklarını uçurabilirler. Orada mesela oradan geçerken mutlaka izin almak gerekebilir. Bu gibi durumlar söz konusu olabilir. Oluşum tarzlarına göre ise tabii ve suni kamu malları olarak iki gruba ayrılıyor. Yani kendiliğinden oluştuysa tabii, ondan sonra daha sonradan insanlar müdahalesi sonucunda oluştuysa onlara da suni kamu malları diyor, deniliyor. Taşınır veya taşınmaz kamu malları olabilir. Taşınır mallar elle bir yerden bir yere götürülebilen mallardır. Ama taşınmaz mallar ise bir yerden bir yere götürülemeyen adı üzerinde gayrimenkul dediğimiz mallar olabilir. Peki kamu malı niteliği nasıl kazanılır veya kaybedilir? Kamu malı niteliği tabii kamu malları kendiliğinden suni kamu malları da tahsis kararıyla, örf adetle, idari kararlarla kamu malı niteliği kazanır. Aynı şekilde de sona erebilir. Peki kamu mallarının özellikleri nelerdir? Kamu malları nasıl korunur? Zira ta ilk dersimizde şunu söylemiştik. Kamu gücü ayrıcalıklarıyla ilgili olarak dedik ki bir malın kamu malı olması kamu gücü ayrıcalıklarıyla ilgilidir ve bir malın kamu malı olması onu daha sıkı bir şekilde, daha güçlü bir şekilde korunmaya ihtiyaç duyulur. Zira mesela bizde vardır kamu malına zarar vermek, kamu malını işte usulsüz kullanmak veya ondan sonra şey yapmak bunlar daha ağır bir şekilde, özel maldan daha ağır bir şekilde bunlar cezalandırılmaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar kamu mallarına uygulanan bir rejim söz konusudur. Kamu mallarının korunması ile ilgili olarak. Onları da şöyle söyleyelim. Bir defa kamu malları devredilemez. Diyeceksiniz ki hocam kamu malları devredilemez de bir sürü şeyler de var ki bayağı da devredildiği veya tahsis edildiği de görülüyor. Şöyle söyleyelim arkadaşlar, kamu malları kamu malı olarak birilerine devredilemez. O özel mal statüsüne getirilir veya kamu malına, kamu malı birilerine tahsis edilebilir. Yani orada mülkiyeti geçmez ama kullanılması için tahsis veya devir söz konusu olabilir. Mesela denilir ki şey yapılacak ilk piyasada da veya dış piyasadan diyelim ki yabancı sermayeli birisi gelecek diyor ki ben işte Bursa'da İstanbul'da otomobil fabrikası yapmak istiyorum bana diyor arazi verin diyor. Şimdi diyelim ki hazineye ait büyükçe bir arazi var. Peki o arazi o otomobil firmasına tamamen fabrika yapması için tamamen verilir mi? Hayır, tahsis edilir. Kamu malı olarak zaten verilemez. Kamu malı dediğimiz zaman kamuya aittir. Peki biz bunu mesela diyelim ki o yatırımcıya nasıl vereceğiz? O takdirde o malın statüsü değiştirilir veya kamu malı tahsis edilmek, devir edilmek suretiyle o malın statüsü bu şekilde değişmiş olur. Kamu malı olarak devredilemez, kamu malı özel mal statüsüne getirilerek tahsis ve devir söz konusu olabilmektedir. Kamu malları devredilemez dedik ama kamu malları devredilemez, kamu malı olarak devredilemez, statüsü değiştirilerek devredilebilir. Veyahut da mesela kamuya ait bir arazi, arsa vardır. İdare bunu mesela satabilir. Arsa statüsüne getirip satabilir. Diyelim ki belediyeye ait arsalar var. Diyor ki belediye ben burada diyor işte
iki katlı, üç katlı villa yapılması için diyor satışa çıkarıyorum diyor. Satabilir mi? Satabilir. Hazine bunları satabilir mi? Kamu malı olarak değil de işte bunun statüsünü değiştirerek orada tapuya elverişli hale getirir, özel mülkiyete elverişli hale getirir, orayı satabilir. Ama kamu malı olarak değil, statüsünü değiştirerek satar. Kamu malları aynı zamanda kamulaştırılamaz da. Ne demek bu hocam? Zaten kamu malıdır. Kamu malı olduğu takdirde bu malın tekrar kamulaştırılması abesle iştigaldir. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Bunun için de mesela bazen uygulamada şunları da görüyoruz. Diyelim ki bir kamu tüzel kişisi başka bir kamu tüzel kişisine ait arsaya ihtiyaç duyuyor. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki Karayolları Genel Müdürlüğü veya Karayolları Genel Müdürlüğü bir kamu tüzel kişisidir, kamu kurumudur, idari kamu kurumudur. Veyahut da mesela Ulaştırma Bakanlığı, merkezi idare. Diyelim ki bakanlığa veya Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait bir arsa var, ondan sonra arazi var, oradan yol geçirecek, elbette yol geçirir. Ama mesela diyelim ki orada o yol güzergahı, yapacağı yol üzerinde mesela diyelim ki belediyeye ait arsalar da var, arazi de var. Belediyeye ait çünkü ona tahsis edilmiş artık ve onun mülkiyetine geçirilmiş artık. Peki bu takdirde Karayolları veya Ulaştırma Bakanlığı burayı buradan yol geçirmek istese ne yapabilir? Neticede yani orası da belediye, yine kamu tüzel kişiliğine ait bir arsa, arazi. O takdirde arkadaşlar orayı kamulaştıramaz. Ne yapabilir? Belediyeye yazı yazar, der ki ben buradan şöyle bir yol geçireceğim. Dolayısıyla bu yeri bana devir ve tahsis et. Herhangi bir ücret almadan. Ondan sonra devir ve tahsis et der. Belediyede o yeri herhangi bir bedel söz konusu olmadan devir ve tahsis ettiği takdirde oradan yolu geçirir. Diyelim ki dolayısıyla bir kamu mülkiyetinde ise o arazi tekrar kamulaştırılamaz. Devir ve tahsis yapılır. Ama özel mülkiyette ise o takdirde kamulaştırma yapılır. Mesela şahsa ait, diyelim şirkete ait, firmaya veya bir vatandaşa ait bir arsa ise o takdirde orası kamulaştırılabilir. Eğer iki kamu kurumu o arazi üzerinde, mülkiyet üzerinde veya devir ve tahsis üzerinde eğer bir anlaşmazlık yaşarlarsa o takdirde kamulaştırma kanunu 30. maddesine göre bu konudaki uyuşmazlıklar Danıştay tarafından, Danıştay 1. Dairesi tarafından bu uyuşmazlıklar 1. daire tarafından idari yollarla giderilir. Kamu malları haczedilemez. Kamu malı olarak haczedilemez. Mesela diyelim belediyenin bina, belediyenin piyasaya borcu var. Herhangi bir şirkete borcu var. Ondan sonra şirket de alacağını alamıyor. Ondan sonra işte diyelim ki haciz icra ve haciz işlemleri başlatacak. Belediyenin kamu mallarına haciz koyuyor. Mesela belediye binasına haciz koyamaz. Efendim belediyenin mesela hizmet mallarına haciz koyamaz. Peki neye nasıl alacağını hizmet mallarına değil de mesela özel mallarına haciz koydurabilir. Diyelim belediyeye ait gelirler vardır. Gelirler üzerinde haciz koydurabilir. Mesela diyelim ki kira gelirleri vardır. Veya belediyenin özel gelirleri vardır. Mesela kamu gelirlerine, diyelim vergilerine haciz konulamaz. Ama mesela kira gelirlerine, özel mallarına haciz konulabilir. Kamu malları zaman aşımıyla da kazanılamaz. Ne demek zaman aşımı? Yani üzerinden uzun süreler bir kamu malını kullansanız bile zaman aşımıyla o mal özel mal statüsüne gelmez.
Bazen şeyde karıştırılır. Hukukta karıştırılır. Denilir ki efendim bir malı taşınmazı 20 yıl nizasız fasılasız olarak kullanılırsa o takdirde özel mülkiyete konu olabilir. Özel mülkiyete konu olur da fakat idare isterse özel mülkiyete konu olabilir. Ama idare istemezse sen burayı 20 yıl kullandın diyerek o taşınmazı ona devredemez. Ha, burada şunu yapabilir idare, devlet. Der ki ben bunu evet sen 20 yıl nizasız fasılasız kullandın. Senin bu araziyi, arsayı, tarlayı almada öncelik hakkın var der. Ha, ben burayı satıyorum. Ondan sonra mülkiyetini devredeceğim. Fakat şey ne durum? Senin öncelik hakkın vardır diyebilir. Onun dışında orayı başka kişilere de satabilmektedir. Kamu mallarının tapuya tescil zorunluluğu yoktur. Özel malların vardır. Mesela kişilere ait, şahıslara ait araziler, şirketlere, firmalara ait arsa, araziler. Mutlaka tapuya tescil zorunluluğu vardır. Ama kamu mallarının tapuya tescil zorunluluğu söz konusu değildir. Kamu mallarının kullanılmasında da arkadaşlar dolaylı veya doğrudan kullanma söz konusu olabilir. Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş kamu mallarının münhasıran idare tarafından kullanılması veya kişiler tarafından dolaylı kullanılması söz konusu olabilir. Doğrudan kullanımına tahsis edilmiş olan kamu mallarının kolektif kullanım veya özel kullanım söz konusu olabilir. Kolektif kullanımda serbestlik, eşitlik, bedavalık ilkesi geçerlidir. Özel kullanımda ise izne bağlılık, ücretlilik ve geçicilik ilkesi geçerlidir. Bütün bunları söyledikten sonra arkadaşlar şu hususu tekrar edelim. Kamu tüzel kişilerinin, devletin, idarenin, kamu kurumlarının mülkiyetinde olan ve kamu hizmetine tahsis edilmiş olan mallara biz kamu malı diyoruz. Özel kişilere aitse, şirketlere, şahıslara, firmalara aitse bunlara biz özel mal diyoruz. Bir de kamu tüzel kişiliğine ait olmakla birlikte, kamu idareye, kamu tüzel kişiliklerine ait olmakla birlikte, eğer kamu hizmeti için değil de gelir elde etmek için mallar kullanılıyorsa, onlardan gelir elde ediliyorsa bunlara da kamu tüzel kişilerinin özel malları diyoruz. Kamunun kamu mallarına kamu hukuku kuralları, idare hukuku kuralları uygulanır ve idari yargıda davalar görülür. Kamunun özel mallarına ise özel hukuk hükümleri uygulanır ve uyuşmazlıklar adli yargıda karara bağlanır. İdare üstlenmiş olduğu kamu hizmetlerini yerine getirmek için dedik taşınır ve taşınmaz mallara ihtiyaç duyar. Eğer kendi elinde varsa kendisine ait, idare kendisine ait bir taşınmaz, bir arazi parçası, bir bina taşınmaz varsa onu kullanır. Yoksa o takdirde kamu hizmetini gerçekleştirebilmek için özel mülkiyette bulunan mallara çeşitli usullerle el koyabilir. Bu usullerden bahsedelim. İdarenin mal edinme yöntemlerinden bahsedelim. Bunlardan bir tanesi kamulaştırmadır. Bir diğeri devletleştirmedir. İstimvaldir. Belki ilk defa duyacaksınız istimval kelimesini. Veya geçici işgal yollarıyla idare, devlet, kamu tüzel kişilikleri mal edinebilirler. Kamulaştırma çok önemli bir konudur. Onun için bir cümleyle izah ettikten sonra ayrıntılı bir şekilde biraz sonra bahsederim. Kamulaştırma mülkiyet hakkının özüne dokunan, özel mülkiyetteki bir malı kamu mülkiyetine geçiren önemli bir idari karardır. Bu yüzden kamulaştırma konusu çok çok önemlidir. Önemine binaen zaten anayasamızda ve de kamulaştırmaya ilişkin özel bir kanunda zaten bulunmaktadır. O anayasa ve kanun çerçevesinde ve farklı kanunlar çerçevesinde
kamulaştırma işleminin yapılması gerekir. Kamulaştırma nedir? Bir cümleyle izah edelim. Ondan sonra dediğim gibi diğer usullerden bahsettikten sonra kamulaştırma konusunu ayrıntılı bir şekilde anlatalım. Kamulaştırma, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına devlet ve kamu tüzel kişilikleri tarafından, ondan sonra bedelini peşin veya taksitle ödemek suretiyle kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde mülkiyetine el konulup kamu mülkiyetine geçirilmesine biz kamulaştırma diyoruz. Dolayısıyla bakın, devlet ve kamu tüzel kişilikleri tarafından kamu yararının gerektirdiği hallerde özel mülkiyette bulunan bir malın tamamına veya bir kısmına bedeli ödenmek suretiyle peşin veya taksitlendirme de yapılabilir ama genel olarak peşin. Peşin veya taksitlendirme suretiyle zorla el atılmasına ve kamu mülkiyetine geçirilmesine biz kamulaştırma diyoruz. O bakımdan kamulaştırma taşınmaz mallar üzerinde yapılır. Gelelim devletleştirmeye. Devletleştirme ise özellikle ekonomik manada değer taşıyan özel teşebbüslerin kamuya geçirilmesine devletleştirme deniliyor. Şöyle bir örnek vereyim, ondan sonra daha iyi anlamış olacağız. Özellikle kamu hizmet niteliği taşıyan bir takım özel teşebbüsler, kamu yararının gerekli kılındığı hallerde kanunla kamu mülkiyetine geçirilmesine biz devletleştirme diyoruz. Devletleştirme de yine anayasamızda çok önemli bir şey olduğundan dolayı, konu olduğundan dolayı anayasamızın 47. maddesinde şey yapılmış, ele alınmış. Diyor ki orada, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler kamu yararını zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir. Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. Gerçek karşılığın hesaplanma tarzı ve usulleri kanunla düzenlenir diyor. Burada arkadaşlar, devletleştirme kamulaştırmadan belli ölçüde farklıdır. Çeşitli açılardan farklıdır. Zira kamulaştırma bir idari işlemle yapılır. Yani kamu tüzel kişiliklerinden kamulaştırma yetkili kamu tüzel kişilikleri idari bir karar alarak taşınmaz mal üzerinde kamulaştırma yapabilir bedelini ödemek şartıyla. Devletleştirme ise mutlaka kanunla olur. Kanunla olur ve özel teşebbüsler devletleştirir. Mesela diyelim ki devlet diyor ki, ya diyor ben diyor işte toplu konut hamlesi başlatacağım diyor. Ondan sonra memlekette diyor birçok diyor şey var, çimento fabrikası var, özel kişilere ait, işte şu firmaya ait, şu gruba ait bir sürü diyor çimento firması var diyor. Bunlar diyor yeteri kadar diyor şey üretmiyorlar veya pahalı satıyorlar diyor. Dolayısıyla ben bunları diyor kanunla kamu mülkiyetine devletleştireceğim diyor. Bedelini ödeyeceğim. Diyelim ki o fabrikanın değeri ne kadar, atıyorum 1 milyar dolar veya TL, neyse. Ben bunu diyor bedelini ödemek şartıyla devletleştiriyorum. Özel teşebbüsü devletleştiriyorum diyor. Dolayısıyla devletleştirme özel teşebbüsler, yani fabrikalar üzerinde olur. Devletleştirme. Kamulaştırma ise herhangi bir taşınmazın şeyi söz konusudur. Yani kamu mülkiyetine geçirilmesi söz konusudur. Her ikisinde de kamu yararı vardır. Kamu, mesela diyelim ki kamulaştırmada da kamu yararı, diyelim yol yapacaktır, köprü yapacaktır, yeşil alan olacaktır mesela. Bunun için kamulaştırma yapabilir. Kamulaştırma idari bir işlemle olur. Devletleştirme ise mutlaka meclis tarafından kanunla yapılması gerekir. İdarenin mal edinme yöntemlerinden bir tanesi de istimvaldir. İstimval, taşınır malların, özel mülkiyette bulunan taşınır malların bedelinin ödenerek kamu mülkiyetine geçirilmesidir.
Ve özellikle olağanüstü hallerde bu duruma başvurulur. Kanunda da buna ilişkin hükümler var. Mesela şöyle söyleyelim. Devlet diyor ki ben diyor terörle mücadele için işte şey başlattım, seferberlik başlattım, olağanüstü hal ilan ediyorum. Bundan dolayı da işte kişilerin ellerinde ne kadar silah varsa bunlar bana getirsinler, ben o silahları terörle mücadele için, savaş için kullanacağım. Mesela Kurtuluş Savaşı'nda bunlar yapılmış. Kurtuluş Savaşı'nda denmiş ki kişilerin elinde bulunan mesela affedersiniz hayvanlara da bundan silahlara da el konulmuş. Demiş ki Kurtuluş Savaşı'ndayız. Dolayısıyla topyekün bir mücadele için kişilerin ellerinde taşınır taşınmaz ne varsa el koyabilme yetkisi tanımış devlete. Ha, bir kısmına el konulmuş, bir kısmına el konulmamış ama buna ilişkin olarak düzenleme var. Ve yine anayasamızın 119. maddesi ve 121. maddesinde de buna ilişkin bir takım hükümler var. Burada da 2935 sayılı olağanüstü hal kanununda da yine benzer bir düzenleme var. Mesela işte istim var. Sadece taşınır mal, özel mülkiyette bulunan taşınır mallara, silah gibi, araç gibi, işte hayvanlar gibi taşınır mallara bedeli ödenmek suretiyle. Mesela Kurtuluş Savaşı zamanında bedeli ödenmiş. İkinci Dünya Savaşı zamanında mesela yine bedeli ödenerek özel mülkiyette bulunan işte mallara, işte taşınırlara ondan sonra el konulmuş ve onlar kamu mülkiyetine geçirilmiş. Mesela ben 95'li yıllarda hatırlıyorum. Ülkenin güneydoğusunda işte terörle mücadele kapsamında şahıslara ait olan bir takım mesela araçlar vardı. O zaman ismini de vereyim. Hummer cipler diye bir takım cipler vardı. Onlar arazi şartlarında terörle mücadelede arazi şartları için uygun olan araçlardı. İşte devlet, ordu onlara el koysun, onlardan yararlansın diye o zamanlar çeşitli şeyler mesela gündemde bunlar söz konusu olabiliyordu, gündemde tutuluyordu. Hatta işte şu kişilerin hamurcukları var, onlara da el konulsun gibi kamuoyunda böyle spekülasyonlar da yapılıyordu. Sadece spekülasyon olarak değil ama anayasal ve kanuni olarak da buna ilişkin düzenlemeler var. Dolayısıyla olağanüstü hallerde idare özel mülkiyette bulunan taşınır malları bedelini ödemek şartıyla kamu mülkiyetine geçirebilmektedir. Bir diğer idarenin mal edinme yöntemi arkadaşlar geçici işgaldir. Geçici işgal kamu yararına yönelik bir faaliyet olduğu için özel mülkiyette bulunan taşınmaz mala geçici olarak girilmesi veya el konulması yararlanılmasıdır. Genellikle şöyle oluyor arkadaşlar geçici işgaller. Bayındırlık işlerinin yapılması sırasında bir geçici işgal durumu söz konusu olabiliyor. Veya bayındırlık eserlerine kireç, taş, kum gibi malzemeleri temin etmek için geçici işgal söz konusu olabiliyor. Plan, proje, kadastro, teknik araştırma ve çalışmalar amacıyla da geçici işgaller söz konusu olabilmektedir. Mesela diyelim ki idare yol hizmeti sunacak. Ondan sonra idaren diyelim birçok araç gelecek. Kepçesi, greyderi, yol düzelticisi falan mesela işte yol köprü yapımı için şeyleri araç gereci oluyor. Şimdi onları mesela diyelim ki işte kullandı ama ne yapacak? Orada diyelim ki tekrar o malzemeye ihtiyaç duyuyor, kuma ihtiyaç duyuyor, şeye ihtiyaç. Ne yapıyor? Onun mesela yol kenarlarında eskiden daha çok görürdük onları. Karayol o yeri çevirir mesela, orayı geçici olarak işgal eder, oraya belli bir işgaliye harcı öder. Ondan sonra diyelim özel mülkiyetteyse, ondan sonra özel mülkiyetteyse ona bir işgaliye harcı öder ve orada araç, gereç, malzemelerini orada tutar, tel örgüyle çevirir, orada bir bekçi bulundur falan. Zaten
kendi malıysa, kamuya ait bir malsa orada herhangi bir işgaliye harcı ödemez. Ama özel mülkiyete ait, kişilere ait, şahıslara, firmalara ait, özel mülkiyete ait bir arazi ise o takdirde karayolları diyelim, ekipleri, araç gereçleri, şeyleri oraya git, araçlarını koyar, onun için bir işgaliye öder. Buna biz geçici işgal diyoruz. Bir de arkadaşlar, yine özellikle bayındırlık eserleri yapmak için, mesela diyelim ki yol yapacak. Eskiden mesela yol yapmak için kireç ocaklarından, kum ocaklarından, taş ocaklarından malzeme temin edilmiş. Eğer diyelim ki vatandaşa, devlete ait bir taş ocağı, hazineye ait, yani özel mülkiyette değil de hazineye ait olan bir taş ocağı, kum ocağı varsa oradan kumları, şeyleri alıyor, taşları alıyor, onları kullanıyor, yola döküyor, şey yapıyor falan. Ama diyelim ki özel kişilere aitse, o takdirde işte bu yol, köprü yapabilmek için, bayındırlık eseri yapabilmek için özel mülkiyetteki arazilerden o takdirde kum alabilir, kum çekebilir. Ondan sonra taş mesela temin edebilir özel mülkiyette. Onun için de dediğimiz gibi belli bir miktar ödemede bulunur. İşte şahıslara ödeme, kum aldı mesela diyelim, vatandaşa ait olan yerden kum aldı mesela. O takdirde oraya belli bir miktar şey öder, para öder. Yine arkadaşlar, plan, proje, kadastro, teknik araştırma çalışmaları yapmak için, karayolu, demiryolu plan ve projesi yapmak için özel kişilere ait arazilere girmek zorunda kalınırsa, yine bu durumlarda da idare bu gibi şeyleri, projeleri gerçekleştirmek için geçici işgalde bulunabilmektedir. Arkadaşlar, gördüğümüz üzere idare kamu hizmetlerini yapabilmek için, kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek için kendi arazisi varsa, kendi mülkiyetinde bulunan mallar varsa, taşınır mallar veya taşınmaz mallar varsa bunları kullanır. Yoksa mal edinme yoluna gider. İdare kendi mülkiyetinde olan arazileri, arsaları veya taşınır malları, araç gereci kullanır, o kamu hizmetini yerine getirir. Yok eğer idarenin elinde, devletin, kamunun elinde eğer taşınır veya taşınmaz mallar yoksa bunları edinme yoluna gider. Kamulaştırmayla taşınmaz mallar üzerinde bedelini ödemek şartıyla özel mülkiyette bulunan bir mala el koyabilir. Devletleştirme yoluyla özel teşebbüsleri kamu mülkiyetine geçirebilir. Eğer bir taşınır malsa, ondan sonra bunların bedelini ödemek şartıyla istinval yoluyla ve olağanüstü hallerde bu yola başvurabiliyor. Olağanüstü hallerde yine taşınır malları kamu mülkiyetine geçirebilir veya geçici işgal dediğimiz yollarla da kamu mülkiyetinde kullanmak için bunları yerine getirebilir. Evet, dedik arkadaşlar, kamulaştırma konusu çok çok önemli bir konudur. İdare hukukunun en önemli konularından bir tanesidir. Bunu da diğer videomuzda bahsedelim. Şimdilik hoşça kalın. Kamulaştırma konusunda görüşmek üzere. Hepinize güzel, sağlıklı günler diliyorum.